Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli arkadaşlar, 33. Nahiv dersimizle birlikteyiz. Sayfa 487. El ismul maksuru vel mengusu vel memdudu. Maksur, başka, mangus ve memdud isimler. Şimdi arkadaşlar 3 tane örnek yazacağım size ve bu 3 konuyu inşallah öğreneceğiz. Maksur. İkincisi neydi? Mankus. Üçüncüsü neydi? Memdud. Bunların üçü de ismi meful arkadaşlar. Maksur, kasır, kısaltılmış. Mankus, noksandan aklınıza gelsin. Memdud da uzatılmış. Şimdi maksur nasıl bak? Sonu şöyle biten veya sonu bu şekilde biten. Yani ne demek? Sondan bir önceki feta sonu elifi maksura veya elifi memdude ile biten isimlere ne diyorum ben? Maksur isim diyorum. Hocam örnek verir misin? Tabii ki veriyorum. Musa. Evet. Son harfi bana söyler misiniz Musa'da? Elif-i maksure. Çok güzel. Elif-i memdude de olabilirdi. Bu şart yeterli değil maksur isim demem için. Sondan bir önceki harfin hareketi de ne olacak? Feta. İki şart bir araya geldiği zaman bu isimlere ben ne diyorum? Maksur isim diyorum. Peki. Mankus isim nasıl? Sondan bir önceki ya, sondan bir önceki neymiş? Kesra, son harfi de ya. İki şart bir araya gelmesi lazım. Mesela ne gibi? El-Kadı gibi arkadaşlar. Bakıyorum, son harfim ney? Ya. Sondan bir önceki ney? Kesra. O zaman bu nedir? Mankus isimdir. Mankus isimdir arkadaşlar. Peki bakıyorum. Elif artı hemze ile biten isimler de memdud isimlerdir. Nasıl mesela? Sahra-u. Bakıyorum ben şimdi. Sonu hemze. Sondan bir önceki elif. Buna da ben nasıl isim diyorum? Evet. Memdud. Memdud diyorum. Tamam. Peki şimdi bunların İrab... ekran yok ama. Ekran yok mu? Evet, ekran paylaşımı yok. Bizde. Kim olmayan kim? Ben önceyim Şevval. Şevval abla sizle alakalı olabilir. Bir isterseniz hemen bir giriş çıkış yapın. Çünkü bende de var gözüküyor. Diğer arkadaşlar da var dedi. Tamam. Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar bunların irapları nasıl? Maksur isimlerin sonu elifi maksura ya da elifi memdude ile bittiği için bunların üç harekeden de nasibi yok. Yani elif ne damme, ne fetha, ne kesra. Üçünü de alamaz. Dolayısıyla maksur isimlerin maksur yani kusurlu diyebilirsiniz. Maksur isimlerin irabı nasıldır? Takdiren. Takdirendir. İrabı takdiren. Takdiren merfu, takdiren mansup, takdiren mecrur. Peki, mankus isimlerin sonu neyle bitiyordu? Ya ile. Sonu neyle bitiyordu arkadaşlar? Mankus isimlerin ya ile. Peki bunların hangi harekelerden nasibi var? Arkadaşlar, damme ve kesra alamıyor. Sadece ne alıyor? Feta. O zaman ne diyoruz? Ref ve cerhali T diyoruz. Yani takdiri. Nasbali lafzi diyoruz. Lafzi. Yani ne ile? Fetayla.
Peki Memdud isimler nasıldı? Sonu neyle bitiyordu? Hemze ile. Ondan bir önceki de neydi? Elif'ti. Arkadaşlar bunların 3 harekeden de nasibi var. 3 harekeyi de alabiliyor. Tamam. İrabı lafzi nasıl? Zef hali damme, nasb hali feta, cer hali kesra. Şimdi bunlara örnekler veriyorum. Kadara Musa. Bire koyalım. Slash koyalım. Hadaral kadi ve ne diyelim? Hadarat temra'u diyelim mesela. Şimdi arkadaşlar Musa nasıl bir kelime? Sonu elif, sondan bir önceki feta. Nasıl bir kelime? Maksur. Peki. Sonu elif olduğu için, hareke alamadığı için ne diyorum buraya? Takdiren merfu diyorum. Peki el-kadi nasıl bir kelime? Sonu ya, sondan bir önceki kesra. Mankus isim. Peki ya'nın üzerine damme gelir miydi? Gelirdi. Gelmez. Ya'nın üzerine dedik ya bak. Sadece kesra gelir. Anladım ya. Tamam. Olsun, önemli değil. Takdiren merfu diyorum. Peki hadarat semra yaptığım için hadarat semra'ı. Evet. O hemzenin üzerine ben dammeyi koyabildim mi? Koyabildim. O zaman ne diyeceğim? Lafzen merfu diyeceğim. Anlaşıldı mı burası? Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Yukarıya bir resim çekebilir miyiz hocam? Tabii ki. Buyurun. Bir üstüne hocam. Şurayı mı? İyi mi böyle? Tamam. Çektim. Teşekkürler. Rica ederim. İsterseniz şurayı da alabilirsiniz. Böyle. Zaten notu da göndereceğim size dersten sonra. Tamamsa devam edeyim. Tamam. Peki. Ra'eytu Musa, ra'eytu el-gadiye. Bir de ne diyecektim? Ra'eytu semra'e. Şimdi bakıyorum. Musa. Takdiren mansup. Niye? Elif fetayı da alamadı. El-Kadiye diyebildim bak. O zaman lafzen mansup nasb alameti ne diyeceğim? Feta. Ra'eytu semra'e. Evet, buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Lafzen mansup. Mansup nasb alametim ney? Feta. Şimdi sellemtu ala diyorum. Sellemtu ala. Musa el-kadi semra'i. Şimdi Musa dedim. Takdiren mecrur. El-kadi dedim. Ya'nın üzerine kesre dalamıyordu. Takdiren mecrur dedim. Sellemtu ala semra'i. Evet, takdiren mi diyeceğim, lafzen mecrur mu diyeceğim? Ne diyeceğim arkadaşlar? Lafzen mecrur. Cer alametim ney? Lafzen diyorsam alamet göstermem lazım. Kesra. O zaman tekrar ediyorum. Şundan neydi benim? Ne isimlerimdi? Maksur. Şunlar mankus. Şunlar memdud. Peki maksur isimlerin hem ref hem nas
Hem cer halleri nedir arkadaşlar? Nedir? Takdiren. Takdiren. Peki mankus isimlerin ref ve cer hali takdiri nasb hali nedir? Lafzi. Peki memdud isimlerin her üç hali de nedir? Lafzi. O zaman memdud isimlerin irabı ne gibi biliyor musunuz? Müfret ve cemii teksir kelimelerinin irabı gibi. İrabıyla cemii teksir kelimelerin irabıyla aynıdır. Mesela raculun, raculen, raculin. Bu müfret bir kelime. Üç hareketi de aldım arkadaşlar. Evet aldım. Ricalun, ricalen, ricalin. Bu da cemii teksir. Bu da üç harekeyi aldı mı? Evet. Müfret. Cemii teksir. Peki üçüncü örneği yazıyorum. Semra'u. Semra'e. Semra'i. Bu da üç harekeyi aldı mı? Evet. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Müfret, cemii teksir ve memdud isimlerin irabı harfle harekeyledir. Ref halleri neyle? Takdiren. Damme. Nasb halleri? Feta. Feta. Cer halleri? Kesra. Tamam. Müfret, cemii teksir ve memdud isimler böyle. Evet, şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Burada tekrar edeceğiz onu. Tehaddüs duyufi. Arkadaşlar seyf kelimesi, seyf kılıç demek. Duyuf kılıçlar demek. Tehaddü burada ismi tafdil. Tehaddüs duyufi kılıçların en keskini. Nedir? El-lisanu, dildir. Peki. Maksur isim neydi arkadaşlar? Tekrar ediyoruz şimdi. Aslında konuyu bitirdik de burada tekrar ediyoruz. Son harfi elif. Şu elife ben ne diyordum? Elifi memdude. Ya da elifi maksura. Şuna da ben elifi maksura diyordum. Peki maksur isim olması için bunlar yeter mi? Son önceki harfinin hareketi fete olacak. Heh. Evet ve son harften önceki harfin hareketi fete olacak. Ne gibi? Mustafa, Musa, İsa, mesela İsa, Müsteşfa, Uhra, Merda, Asan, Topa demek, Ulya, Dünya, bunlar hep maksur isim. Peki arkadaşlar, maksur isimler, maksur isimler. Burada gayrimusarif, musarif meselesine falan girmiş de, oraya şimdilik biz girmeyelim. Maksur isimlerin irabı nasıldır? Takdiridir. Üç halide. Takdiren merfu, takdiren mansup, takdiren mecrur. Peki hangi örneği aklımda tutmam lazım? Hadara Musa, ra'eytu Musa, sellemtu ala Musa. Hem ref halinde, hem nasb halinde, hem cer halinde. Ben elifin üzerine faillik, mefullük veya mecrurluk alameti verebildim mi arkadaşlar? Hareke koyabildim mi? Hadara Musa, ra'eytu Musa, sellemtu ala Musa. Elifin üzerine hareke koyabildin mi? Hayır. Koyamadığım için takdiren diyorum. Mesela şu örnek çok güzel. El asa harraket, topa karıştırdı. Enneva neyi? Çekirdekleri. Neredeki çekirdekleri? Elleti firraha, değirmendeki çekirdekleri karıştırdı. Arkadaşlar, el asa burada nedir? Mübtedadır.
merfu olması lazım. Ama sonu elif olduğu için merfuluğu takdiren. Harraket fiil enneve fail. Şey meful. Neyi karıştırdı? Enneve çekirdekleri. Mef'ullük alameti elif olduğu için takdiren. Peki fiilden sonra gelmiş. Normalde fiilden sonra gelince ne olması lazımdı? Kesra. Evet. Mecrur olması lazımdı. Kesra demeyelim de. Mecrur diyelim. Yani kesralık mecrurluk alametinin en başındaki. Ama direkt kesra demeyelim. Mecrur diyelim. Elif de takdiren mecrur. Takdiren merfu. Takdiren mansup. Takdiren mecrur. Peki geldik şimdi mankus isimlere. Son harfi ya. Şimdi son harfi ya olana mankus mu diyeceğim ben direkt? Arkadaşlar. Yoksa bir şart daha mı var? Hayır. Bir önceki kesra olacak. Son harfi ya. Sondan bir önceki kesra. El kadı hakim. El ra'i çoban. El da'i çağıran davetçi. El hadi hidayet eden, yol gösteren. El baki ağlayan. Peki. Mankus isimlerin ref ve cer halinde irabı takdiridir. Ama bir yer var ki lafzi. Çünkü ya'nın üzerine bir hareke ağır gelmiyor. Hangisi lafzi? Ya'nın üzerine hangi hareke ağır gelmiyordu? Feta. Feta. Evet. Şimdi bakıyorum. Hakeme fiil, el kadî fail. El-Kadiyyu diyebiliyor muyum arkadaşlar? Ya'nın üzerine damme getirebiliyor muyum? Hayır. Getiremediğim için El-Kadiyyu'nun ben irabını nasıl yapıyorum? Fail ve takdiren merfu diyorum. Hocam bu takdiren ne demek ki? Anlatayım kardeşim. Takdiren demek varsaymak demek. Mış gibi yapmak demek. Ya'nın üzerine damme ağır geldiği için biz ne yapıyoruz? Mış gibi yapıyoruz. Evet, hakim hükmetti. Ne ile? Bil adli. Adaletle hükmetti. İstelemtu. Teslim aldım. El evraka. Evrakları kimden? Minel kadiyi. Hakimden. Peki, kadiyi diyebiliyor muyum değerli arkadaşlarım? Yağının üzerine kesme getirebiliyor muyum? Getiremiyorum. O zaman ne diyeceğim? Takdiren? Mecrurdur. Mecrur diyeceğim. Peki ben baktım. Ra'eytul kadiye. Ana. Ya'nın üzerinde feta var. Demek ki ya bir tek neyi alabiliyor? Feta. Feta'yı alabiliyor. O zaman ne diyeceğim? Takdiren mansup mı diyeceğim? Lafsen mi diyeceğim? Lafsen mansup. Mansup. Nasb alametim nedir? Feta. Dikkat ettiyseniz. Takdiri var, mahalli var, lafzi var. Bir tek ben alameti hangisinde gösteriyorum? Lafzi. Mahalli de ve takdiri de ne yapıyorum? Takdiri de varsayıyorum, mış gibi yapıyorum. Mahalli de sadece konum itibariyle söylüyorum. Değil mi? Bu şekilde değil mi arkadaşlar? Evet, evet hocam. Peki. Ra'eytul kadiyye. Lafzen mansup nasb alamet feta. Fi saletil mahkemeti. Hakimi mahkeme salonunda gördüm. Şimdi eğer merfu ve mecrur olan ismin başında marife yapan elif lam takısı yoksa sonunda ya harfi düşer. Yani nasıl mesela? Şöyle yaparız. Kadin deriz arkadaşlar. Kadin. Ama elif lam takısı varsa o ya harfi geri gelir. El kadri deriz. Şimdi bakıyorum. Ca el muhami ilel mahkemeti. Avukat mahkemeye geldi. El muhami fail. Takdiren mi diyeceğim? Takdiren merfu mu diyeceğim? Evet. Evet. Neden? Çünkü yağının üzerine damme ne yaptı? Ağır geldi. Ağır geldi. Peki.
El muhami değil de elif lam takısını atarsak ne gelecek? Muhamin şeklinde gelecek. Burada da yine takdiren diyorum bak. Takdiren merfu diyorum. Çünkü bunun aslı muhamiyun idi. Muhamiyun idi. Muhamin dedim. Sadece burada ikisi de takdiri. Dikkat etmem gereken ne? Nekra'da ya harfi düşüyor. Marifede ya harfi geri geliyor. İster düşsün, ister geri gelsin. İkisinde de ne diyorum? Takdiren. Takdiren merfu. Merfu diyorum. Geldim cer haline. İstarahna dinlendik. Fil vadi. Vadide dinlendik. Fil vadiyi diyebiliyor muyum? Evet. Diyemiyorum. Hayır. Takdiren benim. İstarahna fi vadin. Herhangi bir efendim vadide dinlendik. Bu arada şuradaki tercüme sizde ne yazıyor kitabınızda? İstarahna fi vadinin altında. Mahkemeye bir avukat geldi. Burayı silin. Bir vadide dinlendik yazın size zahmet. Tamam. Çünkü bunun tercümesi değil bu. Burada bir baskı hatası olmuş. Bir vadide dinlendik. Evet. Düzelttiniz mi? Evet hocam. Evet hocam. Şimdi nasb haline geçtik arkadaşlar. Nasb hali ister eliflamlı olsun, ister eliflamsız olsun nedir? Lafzen mansuptur. Nasb alameti fetadır. Ra'eytul muhamiye, avukatı gördüm. Fissuki, pazarda gördüm. Ra'eytu muhamiyen, ben avukatı gördüm. Fissuki, pazarda, çarşıda gördüm. Suk, çarşıda demek, pazarda demek. Peki, geldim şimdi neye? Muzaaf oluşuna. Muzaaf olduğunda nasıl olacak bak, muzaaf olduğunda. Muzaaf olduğunda yine takdiren diyorum. Ama şu yağım geri geliyor benim. Muzaaf olduğunda yağım düşmüyor. Sadece nerede düşüyor benim yağım? Nekre olduğunda düşüyor arkadaşlar. Geldik memdud isme. Son harfi şu şekilde biten, yani elif artı hemze ile biten isimdir. At-tiyâ'u, el-behâ'u, es-semâ'u, ed-duâ'u, es-sahrâ'u, el-ulemâ'u. Bunlar bazen kelimenin aslından olur, bazen sonradan gelir. Fark etmez. İster aslından, ister sonradan olsun. Sonu elif ve hemze ile bittiği zaman memdud isim diyorum. Peki memdud isimlerin irabı ne gibiydi? Müfret ve ne gibiydi? Cem-i teksir. Cem-i teksirin irabı gibiydi. Onların irabı nasıldı? Evet, ref alameti damme, nasb alameti feta, cer alameti kesraydı. İnteha el-bennâ'u, inşaat ustası bitirdi, min amelihi, işini bitirdi. El-bennâ'u, fail, merfu, ref alameti ney? Damme. Damme. İnnel-bennâ'e, inşaat ustası, yutqinu amelehu. Etkane, yutqinu, itkanen, bir işi iyi yapmak demek. Yutqinu amelehu, işini iyi yapıyor. İnne ismini nasb ederdi. Peki arkadaşlar, el-bennâ'e innenin ismi mansup, nasb alameti ney? Feta. Amelul bennâ'i, inşaat ustasının işi munazzamun, düzenlidir. Peki, amelu, mübteda, merfu, ref alametim, damme, aynı zamanda muzaf. El-bennâ'i muzafun ley. Muzafun leyhler daima ne olurdu? Mecrur. Mecrur'da ben cer alameti arardım. Cer alametim ney? Kesra. O zaman memdut isimlerde bir problem gözükmüyor. Ref hali damme. Nasb hali feta. Cer hali kesra. Tamam mı arkadaşlar? Evet hocam. Peki. Tamam. Şurada bir not var da orayı sizin için önemli değil. Onun için atlıyorum. Şimdi hepsini burada ne yapmış? Bir araya getirmiş. Bizim yaptığımız örnek gibi aslında. Biz sadece ca'e yerine neyi kullandık? Hadara'yı kullandık. Hadara. Ca'e Mustafa. Ra'eytu Mustafa. Sellemtu ala Mustafa.
Maksur isimlerin 3 hali de ney? Buyurun. Takdiren. Ca'el kadi. Ra'eytul kadiye. Sellemtu alel kadi. Ref ve nas cer hali ney? Takdiren. Nas hali. Lafzı. Alametim ney? Aha çizdim. Feta. Peki. Benim mankus ismim nekre olursa yine değişmiyor. Ref ve cer halim takdiri, nasb halim lafsi. Alametimi göster, gösterdim. Memdut isim. Üç hali de ney? Lafsi. Lafsi. El bina'u kebirun. Ra'eytul bina'e alimtu fil bina'i. El bina'u kebirun. Bina büyüktür. Ra'eytul bina'e binayı gördüm. Alimtu fil binai, binada çalıştım. Ref hali damme, nasb hali feta, cer hali kesra. Tıpkı ne gibi arkadaşlar? Müfret ve? Cemi teksir. Cemi teksirler gibi. Şimdi ödevi veriyorum. 493'te örnekler var. 494'te özet var. 495'te çoktan seçmeli 10 sorun var ve 496'da bir tablo boşluk doldurma alıştırmaları var. 493, 496 arkadaşlar. Tamam. Şimdi ara veriyoruz. 15 dakika iyi mi? 15 dakika verelim mi? Olur hocam. Ama bak 15 dakika veriyorum, uzun veriyorum. Ama soru çözüm dersine hepinizi bekliyorum, tamam? Mutlaka soru çözüm dersine gelin. Çünkü soru çözümünde konu anlatımında gördüklerimizi soru çözümünde pekiştirmemiz lazım. Yani konu anlatımına katılıp soru çözümüne katılmazsak aslında işimizi yarım bırakmış oluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.